takipçilerimiz. Bildiğiniz gibi bugün 23 Kasım Pazartesi. Güzel bir haftaya başladık. Nur Hayat Köycü ile beraberiz. Nur Hayat Köycü özel hayat danışmanı, aile terapisti ve yaşam koçu, uzman pedagog aynı zamanda. Kendisinin bize vermiş olduğu misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Keyifli bir röportaj gerçekleştirdik yazılı olarak. Bir de YouTube kanalımızda yayınlaması için de kendisini tanıyalım istedik. Merhabalar Nur Hayat Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle geldiğiniz için onur oldu. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok güzel misafirperverliğimiz var. Hakikaten çok rahat. Yaptığınız işi yansıtan da bir evimiz var böylelikle. Hem sizi daha yakından tanımış olduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz izleyicilerimize? Ben Nur Hayat Köycü. Danimarka'dan geliyorum. Buraya yerleştim Seferihisar'a. 20 yıldır aile terapist olarak, hayat danışmanı olarak, eğitimci olarak Danimarka'da görev yapmaktayım. Evet. Yaptım. Bu yıl kesin dönüşüme Seferihisar'da yerleşerek geldim ve sizin sayenizde umarım bir tanıtım olacak. Evet, inşallah. Peki buraya gelme sebebinizi anlatır mısınız? Buraya gelme sebebim aslında 16 yıl öncesine dayanıyor. Biz de çocuklarla buraya tatile gelmiştik. Buranın güzelliği, Seferihisar'ın yazı, denizde zaten meşhur olan güzellik bir yer. O zaman kendime dedim ki eğer bir gün gelirsem Türkiye temelli bu Seferihisar İzmir olmalı. O yıl bu yıl geldi işte artık. Çok buraya gelirken de yanımda olan eğitimimi, tecrübelerimi, orada yapmış olduğum bir sürü vakalardan aldığım tecrübelerimi buraya Seferihisar'a ofisime açarak danışman ve terapist olarak paylaşmaya geldim. Çok güzel. Peki orada almış olduğunuz eğitimlerde sizi de daha önceden de tanıdığımız için soruyorum. Bayağı çok donanımlısınız o noktada. Alanınızda en çok uzman olduğunuz, yani evet şu anda bu işte daha çok kendimi kanalize edebilirim dediğiniz bir bölümünüz ne olabilir? Benim eğitimim ve çalışmalarım hep endeksli oldum. 20 yıl eğitimci olarak yanı sıra zorluklarla karşılaştığımız eğitimin yanında disleksi, okuma yazma sorunları, çocukların içine sığamadığı, DEP dediği, hiperaktiflik. Bunlar yaşadıkça, gördükçe eğitimci olarak bunların eğitimini de aldım. Ve bu eğitimin bana kazanç verdiği ve çocukların hayatına dokunabilmesi, hayatlarını değiştirebilmesi büyük bir kazanç oldu. Bu nedenle eğitimimle beraber çalışmalar hep endeksliydi. En sonunda yani sadece çocuklarda dayanmıyor, eğitimde olmuyor. Bu aileyle de ilgili olduğu için aile terapistliği de o nedenle. Almış olduğum eğitim çalışmalarımla da endeksliydi. Bu 20 yıllık çalışmalarla eğitimler hep bir arada endeksli gitti. Bu nedenle bu başarılı çalışmalarımın bir sürü çocukların olsun, hayatın içinde aileler olsun vesaire ailenin içinde bir farklılık yaratıldı. Evet. Fakat Danimarka'da aile terapistlik olsun, danışmanlık olsun çok ilerlemiş bir durumda. Herkesin buna çok olumlu bir şekilde yani çok tercih edilen bir meslek. Evet. Fakat ben öyle bir duruma geldim ki artık çocuklarım evlenince bu güzel mesleğimi, bu güzel memleketimdeki güzel insanlara paylaşmak için geldim. Bu sadece benim kendi keyfim için değil. Çünkü tabii ki keyfimi seven bir insan olarak da burayı çok çok seviyorum. Ama mesleğimi bir o kadar da seviyorum. Halkımı, Türk halkını bir o kadar seviyorum. Özellikle İzmirliler bana çok yakın geliyor. İzmir'in kültürü, doğmuş yani Danimarka'da yetişmiş olduğum bir kültüre çok yakın. Evet. Bu birikimi umarım bu Seferihisar İzmir halkına da bir tanıtma şeyime ulaşabilirim. Evet, inşallah. Ya yani evet, şu an Türkiye'de, daha doğrusu günümüzde ilçemizde de baktığınız zaman hakikaten bu tarz ailelerin de çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız dünya çapında işte Covid ile ilgili mücadele olsun, işte en yakın üzerinden geçen işte depremle ilgili travmalarımız olsun, eğitim sistemleri ve buna benzer birçok noktadan psikolojik olarak insanların hayatını gerçekten engel olmaya başladı. O noktada bir alternatif, böyle bir desteklere de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum aslında. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Maalesef görüyorum ki bu güzel mekanda çok mutsuz insanlar var. Ekonomi sıkıntılar var, çocuklarıyla ilgili sorunlar var. Yani bazen bir 45 dakikalık, bir saatlik bir seans onların bir çıkmasının içinden bir yol görebiliyorlar.
Hapa ilaca, depresyon haplarını çok fazla Türk halkımız alıyor. Bu benim için çok üzücü bir keşif. Öyle görüyorum. Yani böyle bir mekanda mutluluk hak eden bir halkımızda böyle yardımcı ilişki kurarak umarım yani insanlar da bunu terapisti bir hasta illa bir hasta anlamda değil, bir kaliteli bir hayat gibi düşünülmeli. Evet. Daha iyi bir mutlu bir hayat olarak düşünmeli. Tabii Covid'den dolayısıyla ekonomik kriz sadece Türkiye'de değil, dünyada var. Bunu da şöyle görmek lazım. Yeni bir dünya düzeni başlıyor. Bu yeni dünya düzeni demek ki herkese yeni bir farklı bir şekilde iş sunmak lazım. Eski iş imkanı aynı iş yerinde, mekanında sabahtan akşama kadar artık öyle iş hayatı yok. Avrupa'da da yok. Burada da zaman zaman artık aynı olmayacağını gösteriyor. Peki ne olabilir? Farklı bir iş alanında yeni bir düzene hepimizin bir etkisi olabilir. Bu yeni düzende hepimizin ne yapabilirize geliyoruz. Bu nedenle yani yaşam koçluğu, coaching'de onu şey yapıyorum. Fakat ekonomik krizinden dolayısıyla evde yaratılan huzursuzluk, sıkıntı sadece eşler arasında değil, çocuklar da çok etkiliyor. Çocuklar şu an onların dünyası değişti. Okulu yok. Evde baba ile anne arasında farklı ekonomik krizleri var. Çocukluğunu nasıl yaşayabilir? Yani bu konuda aileler de bayağı bir çıkmaz içinde görüyorum. Evet. Yani hepsinin mutlaka yani bu durumda en güzel bir hayat nasıl olabilir? Evet. Bu sıkıntı halinde bunu nasıl başarabiliriz? Bu mümkün tabii ki mümkün. Yani yeter ki istemek lazım bunu. Kesinlikle. Biz bunları sizlerle böyle ayrı ayrı röportajlarda da halkımızla sunalım. Ama bir o kadar da aslında sizinle de tanışmalarını çok isterim takipçilerimizin de. Ulaşmak isteyenler olursa da biraz da böyle sizi tanımış olsunlar. Biz bunu da ön oy olarak gönderelim röportajımızı. Çok teşekkür ederim. Rica bir de şunu söylemek istiyorum. Tamam ben yurt dışına yetiştim, büyüdüm ama sosyoloji de branşım olduğu için Türkiye kültürünü çok fazla takip ettim ve yaşadım, biliyorum. Türkiye'nin her yerinde gezdim. Türkiye'de bir tane kültür yok. Bir sürü kültürler var. Ama şu var. Nasıl ki bir akvaryumda yaşayan balıklarla deniz deryasında yaşayan balıklar birbirinin dünyasını bilmediği gibi biraz açılmamız lazım. Yani kendi kabuğumuzdan çıkmamız lazım. Bunu çıkabilmek için çıkarsak kendimizi farklı görürüz. Bir çaresizliğin içinde çareler görünür. Evet. Yani hayat gerçekten güzel olabilir. Evet, yaşanmaya değer. Evet. Çok güzel. Hı-hı. Gerçekten. Biz çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, röportajınız için. Bana bu fırsatı verdiğiniz için özellikle Ezgi Hanım, ben size çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Seferihisar halkına, İzmirlilere ayrıyetten de bu depremden dolayısıyla da geçmiş olsun diliyorum. Teşekkürler. Bu konuda da bir şey söylemek istiyorum. Çünkü kendim buradaydım deprem gününde. Bizde de konu komşu vardı. Bahçede oturuyorduk. O esnada izninizle hemen kısaca söylemek istiyorum. Çünkü çok aileleri etkiledi bu deprem korkusu. Çocuklarda da öyle etkiledi. Yani çocuklarımıza bir şey yok deyip de kendi korkumuzu hissediyorlar çocuklar. Göz ve hal hareketlerimizde çocuklar onun gayet bir şey olduğunu biliyorlar. Evet. Bu nedenle çocuklarına yok bir şey demememiz gerekiyor. Çocukların kalbinde ne varsa dinlememiz lazım. Onların söylediği sözden yola çıkarak onlar teslim edecek sözler söylenmeli. Fakat eğer ki gece uykusuzluğu oluyorsa çocuklarda, uyuyamıyorlarsa, tedirgin oluyorlarsa anne veya çocuklarda, ebeveynlerde, bunun için uzman gerekli. Çünkü hayatı boyunca bu travmaya götürebilirler. Bunların da tabii ki tedavileri var. Yani konuşma seansları oluyor. Evet, çok güzel. En azından buradan da izleyicilerimize de bu mesajı vermiş olduk. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.